AK Parti'den Hatay Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Tülin Durgun Yetin, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette bulundu. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehmuz Aslan ve yönetimi tarafından kapıda karşılanan Doçent Doktor Tülin Durgun, "Hekimiz, insanı çok iyi biliyoruz. Halkın neler isteyebileceğini çok iyi algılayabiliyoruz. İstifamı verdim, Hatay'ın ilk kadın vekili olmak için adayım," dedi. Bir kadın olarak Hatay'ı parlamentoda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Yetim, sözleriyle şöyle devam etti. Ben Tülin Durgun Yetim, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde göğüs cerrahisiyle doçentim. Göğüs cerrahisi ana bilim dalı başkanıyım. İstifamı verdim. Aynı zamanda AK Parti'de il yönetim kurumundaydım. İl başkan yardımcısı ve halkla ilişkiler başkanlığı ve İskenderun koordinatörlüğü yaptım. Şimdi her iki görevimden de ayrıldım. Allah nasip ederse inşallah milletvekili aday adayı olarak yola çıktık. Baktık Hatay'da hiç kadın milletvekili yok. Dedi ki biz de bir Hatay'ın inşallah ilk kadın milletvekili olarak sizleri parlamentoda en iyi bir şekilde temsil edelim. Yola çıkış amacımız tamamen barışçı, toparlayıcı. Sloganımızı birlikte başaracağız. Özellikle Alevi, Kürt, Sünni, Müslüman ayırt etmeksizin etnik ayrımlara kesinlikle ve şiddetle karşıyım. Hep beraber, çünkü bu ülke bir bütün halinde, ayrı ayrı parçaların halinde değil, bir bütün halinde temsil edeceğiz. Hatay için ise ciddi anlamda Hatay'da bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Diğer şehirlere göre şehircilik yönünden bayağı zayıfız. Bir Kayseri'den, Ankara'dan buraya geldiğimiz zaman baktığımızda ciddi anlamda bir sıkıntıyı fark edebiliyoruz, eksiyiz. İnşallah bunları projelerimizle birlikte çalışarak, hep birlikte birlikten kuvvet var şeyle, düşüncesiyle başaracağımıza inanıyorum. Arka planda çalışan bir ekibim var. Üniversitede olmanın bir avantajı da bu yönde başkanım. Arka plandaki ekip de Ziraat Fakültesi'nden, yine Sosyal Bilimler Fakültesi'nden, Tıp Fakültesi'nden çok doçent ve profesör arkadaşımız var. Bizim için düşünüyorlar, Hatay için düşünüyorlar. Çeşitli projeler üretiyorlar. Buradaki eksikleri biz anket çalışmaları yaptık. Daha kimin ne şikayeti var, hangi konuda müzdarip, bunları tespit ettik bu yola çıkmadan önce. Onlarla ilgili şu an herkes belli bir çalışmanın içerisinde. İnşallah o şekilde de halkın isteklerine cevap veririz diye düşünüyorum. Şu an AK Parti'nin politikasında da özellikle bayan, başörtülü ve akademisyen kadro bir de kanaat önderlerini harmanlayarak yapacaklar. Yeni bir kadro oluşturmayı düşünüyorlar. Bence çok akılcı. Kanaat önderleri toplumun dilini çok iyi anlar. Akademisyenler de bu dili nasıl kullanacağını onlara öğretir. Bu şekilde iki harmanlanma metoduyla da güzelce halka hizmet ederiz diye düşünüyorum.